İşte bir sonraki seçimde iktidar olabilir bağlamında bir açıklama yaptı. Bugün aslında İmamoğlu'nun bir açıklaması oldu. Onu sorarak belki Umut Akdoğan'a bir pas atmak isterim. Özellikle İmamoğlu'nun sitemi vardı bugün bir açıklamasında. CHP içine dikkat çeken mesajlar verdi. Parti teşkilatlarındaki yıkıcı eleştirilere karşı sert mesajları oldu. Dedi ki bu konularla uğraşanlar benim yol arkadaşım değildir dedi. Aslında kimeydi bu mesaj sizce? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böylesine hani dikkat çeken yıkıcı eleştiriler var mı? Varsa kimler bunlar? İmamoğlu'nun bu sistemine neden olan durum nedir Umut Bey? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aklın yolu bir. Gerçekten Ekrem Bey'in söylediği şey çok doğru. Çünkü Türkiye'de çok uzun yıllardan sonra bir iktidar yolculuğu başladı. Bu iktidar yolculuğunun ilk adımı da yerel seçimler oldu. Ve yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarı genel iktidarı ele alabileceğimizin en büyük göstergelerinden biriydi. Biraz önce çok dikkatle dinledim. Emanet oy ifadesi kullanıldı. Burada bir emanet sözcüğü kullanılabilir. Ama biz bunu şöyle görüyoruz. Burhan Bey'in söylemleri çok önemliydi. Bu oylar bize emanet. Bu oylar bize emanet derken iki şeyi söylemek istiyorum. Ben bir sınavda olduğumuzu düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Sınandığımızı düşünüyorum. İki bakımdan. Bir, davranış tarzlarımız bakımından. İki, hizmet anlayışımız bakımından. Bizi seçmen çok uzun yıllar sonra, neredeyse yarım asır sonra birinci parti yaptı. Seçmen şimdi bize bakıyor, bizi gözlüyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni genelde de iktidara getirirsem, acaba ne yapacak, nasıl davranacak? Aklımda, hafızamda kalan veya bana yıllardır dayatılan, bana kabul ettirilmeye çalışılan, oysa ki CHP'nin gerçekleriyle alakası olmayan kodlara sahip mi? Birinci oldu diye benim hep duyduğum, kulağıma üflenen şeyler acaba gerçek olacak mı diye bir bakıyor. Bir defa bunun olmayacağını, bizim söylemlerimizde nasıl samimi olduğumuzu seçmene göstermemiz bakımından yerel yönetimler çok büyük bir aracı bizim için. İkinci mesele şu, hizmet anlayışı. İktidarı ele aldınız, iş tutma biçiminiz, hizmet etme biçiminiz, kaynakları harcama biçiminiz, öncelikleriniz çok önemli olacak. Dolayısıyla biz yerel yönetimleri ele almış bir parti olarak, Türkiye nüfusunun %70'inde yerel yönetimi elinde tutan bir parti olarak bunu da gösteriyoruz. Yani şunu hep söylüyorum, burada da söylemek isterim. Önce şu vardı AK Parti'nin ilk döneminde. Ya kardeşim bunlar çalıyorlar ama yapıyorlar. Daha sonra bu şuna döndü. Çalıyorlar ve yapmıyorlar. Şimdi bizimle şuna döndü. Hem çalmıyorlar hem de yapıyorlar. Dolayısıyla bizim sınavımızdaki en büyük vermemiz gereken mesaj bu. 2019-2024 yılları arasında da bunun önemli gözlemleri oldu. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun bu kuşkusu, bu söylemi mutlaka bir yerlere gidiyordur. Nereye gidiyorsa bir kez daha söylemi ben kuvvetlendireyim, ben de güçlendireyim Tele1 aracılığıyla. İktidara giderken Siz çoluğumuzun, böyle bir şey çocuğumuzun... hissediyor musunuz? Ya Zeynel Bey şöyle tabii yani siyaset bu, politika. Oluyor böyle şeyler. Hani buradaki hepimiz, hatta Tele1'in izleyicileri de çok deneyimli. Olabilir böyle şeyler. Hani beşer şaşar ama beşer şaşmamalı. Hani çağımızın, çoluğumuzun geleceği için, memleketin geleceği için. Ben şimdi yaşı neredeyse 40'lara gelmiş bir siyasetçiyim. Yani 38 yaşındayım. Düşünebiliyor musunuz? Ya bir ömrüm gitmiş bunlarla. Şimdi çocuklarımın da bir ömrü bunlarla gitsin istemiyorum. Bakın şimdi okullar açılıyor. Okullar açılırken eğitimle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Bakanımız Suat Özçağdaş'ın aracılığıyla illerde çok önemli kampanyalar yapıyor. Yani gördüğümüz manzaralar okullarda içler acısı. Her üç çocuktan bir tanesi kahvaltı yapmadan gidiyorsa eğer okuluna,
her 5 çocuktan bir tanesi pazartesiden cumaya 5 gün boyunca okulunda ağzına bir lokma bir şey koymadan evine dönmek zorunda kalıyorsa, anneler beslenme çantalarını dolduramıyorlarsa ve buna rağmen siyasetin aktörlerinden herhangi birisi veya herhangi birileri, herhangi bir grup, küme, ne derseniz deyin, bu yolculukta bırakın ket vurmayı, bırakın çelme takmayı, bir an bile duraksıyorsa onun vatanseverliğinden şüphe etmek gerekir. Dolayısıyla Ekrem Bey'in bu söylemi çok önemlidir, çok kıymetlidir. Genel Başkanımız adım adım Anadolu'yu geziyor, ilçe ilçe geziyor, belde belde geziyor. Bizler hepimiz yollardayız. Bunu yaparken parti örgütümüzden, partimizin örgütüne, tabanına, seçmenine, yurttaşımıza kadar herkes büyük bir duyarlılık gösteriyor. Bunun aksine bir şey yapan hata yapıyordur. Gittiği yoldan bir an önce dönmesi gerekir. Tabii şimdi özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tüzük kurultayının ertesi günü yaklaşık 1,5 saatlik konuşmasının neredeyse bir saatini bu birlik beraberlik üzerine ayırdığını ben duydum, oradaydım, dinledim. Bu son yaptığı açıklama da aslında o günkü yaptığı açıklamanın bir özeti. Herhalde yeteri kadar anlaşılmadı ya da yeteri kadar duyulmadı ihtiyacı hissini duydu ki böyle bir tekrarlama ihtiyacı hissetti, sistemini etti. Bu konularla uğraşanlar benim yol arkadaşım değildir diye de kesin bir dille bunu konuştu. Siz de büyük bir ihtimalle tabii bunu biliyorsunuzdur ama ne olursa olsun iktidara giden bir parti içerisinde ayrılık gayrılık ya da işte içeriden çökertme, bu tabii iktidar partisinin en büyük beklentisi. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü iktidar partisinin elinde malzeme kalmadı. Tek malzeme olabilecek şey Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu türlü sorunların büyümesi. Ve Zeynel işte, Bey bunu da bu nedenle fiilen kışkırtıyorlar bu endişesini dile getirdi. Ellerindeki enstrümanlarla bunu kışkırtmaya çalışıyorlar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferinin bu kışkırtmanın bir parçası olmayacağına ben yürekten inanıyorum. Hatırlarsınız hep anlatılır. Erdal Bey, merhum Erdal İnönü, genel başkanlarımızdan bir lokantaya giderler partililerle birlikte. Partinin de çok çalkantılı olduğu dönemlerde. Garson gelir, ne yersiniz der. Teşekkür ederim, bir şey almayalım, biz birbirimizi yiyoruz der. Dolayısıyla biz o birbirimizi yeme dönemlerinden çok dersler çıkartmış bir partiyiz. O bu birbirini yeme dönemi epey bir süredir. Yani o işi açtık. Nüksetmemeli. Şu anda böyle bir sıkıntıyı hani fiilen görüyor musunuz derseniz bana, ben bir milletvekili olarak görmüyorum. Gördüğümde, emaresini gördüğümde de hemen arkamı dönüp oradan uzaklaşıp sokağa gidiyorum. Birçok Cumhuriyet Halk Partili de olduğu gibi. Dolayısıyla o birbirini yeme dönemi yok. Bir iktidar bizi bekliyor. Bu iktidar yolculuğu sadece seçim günü değil. Yani 2026'da, 2027'de, 2028'de ne zaman yapılırsa yapılsın ki biz hemen yapılmasını istiyoruz. Onun da altını çizeyim. İzleyicilerimiz duyarlılık gösteriyor çünkü. Biz hemen bu pazar yapılsın isteriz. Ne zaman yapılırsa yapılsın bizim hedefimiz seçim günü değil. Yani sandığın, zarfın, pusulanın, mühürün geldiği ve oyların açıklandığı, iktidarımızın açıklandığı gün değil. Ondan sonra bizi bayağı zorlu bir tablo bekliyor. Şimdi normalleşme sürecinde de konuşuldu. Ben o zamanlar da söylemiştim. Epey zaman geçti, aracılığınızla tekrarlayayım. Bugün memlekette kötü giden bir şey olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna şöyle bakması mümkün değil. Yani işte kötü gidiyor, evet, bu kötü gidiş iktidarın oylarını düşürür, evet, dolayısıyla bizim iktidara gelişimizi kolaylaştırır. İyi de kardeşim, o koca yumurta küfesi bizim sırtımıza gelecek, yani onu biz bu sırtla taşıyacağız. Dolayısıyla İktidar partisinin 20'lerde gözüktüğü, bizim 40'lara tırmandığımız anketlerin bunu gösterdiği bir ortamda iktidar partisi temsilcilerinin bile, bakın buradan okuyayım size,
bir iktidar partisi temsilcisinin beyanatı. Bizdeki anketlere göre CHP şu anda 3 puan önde gözüküyor dediği, ki onlar da böyleyse gerçek nasıldır, varın siz hesap edin, dediği bir ortamda, yumurta küfesini sırtlayacağımız bir ortamda biz bunu hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Tekrar ediyorum, bizim için hedef seçim günü değil, seçimi kazanmak değil, ondan sonra ülkeyi aydınlığa çıkartmak, huzura çıkartmak, zenginliğe çıkartmak. Biraz önce anlattığım, yani bizim iktidarımızda eğer okullarda bugün olduğu gibi yine kapıda güvenlik görevlisi olamayacaksa, bizim iktidarımızda okullarda temizlik görevlisi yine bulunamayacaksa, bizim o iktidarımızda öğretmenler yine atanmayacaksa, o zaman o yumurta küfesi bize gülle olur. Yani her bir yumurta bir gülle olur. Dolayısıyla biz bunların hayali içerisindeyiz. Bakın, Ankara'nın göbeğindeyim ben şu anda. Söğüt Özü'nde CHP Genel Merkezi'nden konuşuyorum. Ankara'nın göbeğinde yürüme mesafesindeki hangi okula gidersek gidelim, gecenin bu saatinde kapıyı açalım, koridorlarda çok özür dileyerek söylüyorum, tuvalet kokusu geliyor burnunuza. Çünkü iktidar sahipleri 19 Eylül'de, 9 Eylül'de açılan okullar için şöyle açıklamalar yaptılar. 120 bin personele ihtiyacımız var. Alacağız, okullarda şartlar düzelecek. Evet kardeşim, nasıl bir aklınız var sizin? Nasıl bir vicdanınız var sizin? Nasıl bir merhametiniz var sizin? Koca yıl geçmiş, koca yaz geçmiş, okullar açılmış. 10 gün sonra Milli Eğitim Bakanı diyor ki, ben Çalışma Bakanı'yla görüştüm, Maliye Bakanı'yla görüştüm, okullara 120 bin personel alacağız. Ya bu akıl alır gibi bir şey değil. Atanmayan öğretmenlerle ilgili bugün bir skandal oldu Zeynel Bey. Biliyorsunuz öğretmen atadılar göğe, mülakat sonuçlarını açıkladılar, yarım saat sonra geri çektiler. Bu hatayla olduysa bir fecaat. Bilerek açtılar ve başka gerekçelerle kapattılarsa bir fecaat. Bu milletin ne kadar bilgisi varsa herkese dağıldı, aldılar şirketler, hackerlar, onlar bunlar aldılar. Bu memlekette bakan çıktı, benim bunlardan haberim yok dedi. Derin yoksulluğu falan zaten anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla hani Sayın İmamoğlu'nun sözünden yola çıkarak soruyorsunuz. Ben de memleketin her bir meselesini anlatmak istiyorum. İçimden öyle geliyor. Hal böyle ve Cumhuriyet Halk Partililerin her biri bunun bilincinde, bu bilinçteyken bunun aksini yapmak hiçbirimize yakışmaz. Sayın İmamoğlu'nun da, diğer 400 belediye başkanımızın da, genel başkanımızın da, milletvekillerimizin de, il ilçe başkanlarımızın da bu söylemi her zaman hatırlatmasında yarar var. Olur ya bir beşer şaşar diye biz bunu söyleyelim. Peki. Şimdi birazdan Burhan Eptemli'den diğer...